Milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan evvel bugün hepimizin ciğerini yakan Aybüke öğretmenin ölüm yıldönümü, şehadetinin yıldönümü. Onun şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Hep aklımızda o güzel ses. Seni öldüren de yoktur din iman. Hakikaten yoktur din iman. Allah mekanını cennet etsin. Değişir bu mevsim, bu poyraz keser. Yurdumda davamın rüzgarı eser. Gün gelir, anlayıp bağrına basar. Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı. Yeminim var oğlum kızım üstüne. Yazdım nakış nakış özüm üstüne. Çilesi belası gözüm üstüne. Derdimin dermanı say bu sevdayı. Geçtiğimiz pazartesi günü Abdurrahim Karakoç abimizin vefatının 9. yıl dönümüydü. Davasını sevda sayarak hepimize örnek olan gönül dünyamızın büyük ozanını saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Aziz milletim, lafa geldi mi yerli ve milli olduğunu söyleyen bu iktidarın işi, gücü yabancılara kazandırmak. Kendi çiftçisi zor durumdayken elin çiftçisini zengin eden de bunlar, kendi yetiştiricisi perişanken angus alıp başka ülkeleri zengin eden de bunlar. Kendi şeker fabrikalarını yok pahasına satıp stratejik bir ürünü gayrimilli hale getiren de bunlar. Yeni Amerikan başkanına şirin görünmek için Kargil'in şekerindeki zehir miktarını arttıran da bunlar. Biliyorsunuz Amerikan Kargil şirketi 3 yıldır ısrar ediyordu. Nişasta bazlı şeker kotasının arttırılmasını istiyordu. Başta biz olmak üzere birçok kişi ve kurum karşı çıktık. Neden? Çünkü NBŞ dediğiniz Amerikan mısırından üretiliyor. Bizde ne var? Şeker pancarı. Yani isteniyor ki Türk'ün pancar şekeri değil, Amerikalının mısır şurubu kullanılsın. Yani isteniyor ki Türk çiftçisi kaybetsin, Amerikan çiftçisi kazansın. Sonunda ne oldu? Bir gecede yönetmelik değişti ve NBŞ kotası %2,5'tan %5'e çıkartıldı. Önce şeker fabrikalarımızı yok pahasına sattılar. Şimdi de NBŞ kotasını arttırarak çocuklarımızın sağlığını satıyorlar. Kargil'den hem mısır şurubu hem de Tarım Bakanı ithal eden bu ucube sistemin ve onun arkasındaki bu çarpık zihniyetin özeti işte budur. Bu çarpık zihniyet ne milletini düşünür ne de çocuklarının sağlığını düşünür. Bu çarpık zihniyet işine geldiği sürece yerli, koltuk tehlikeye girene kadar da millidir. Bu kadar basit. Siz sakın ola Sayın Erdoğan'ın yerli ve milli nutuklarına inanmayın. Yerlilik ve millilik önce insanın yüreğinde olur. Önce aklında, önce fikrinde, önce zihniyetinde olur. Öyle olduğu için de tutumunda, eyleminde olur. Bunlarınki gibi sadece sözde olmaz. Çünkü yerli ve milli olmak tutarlılık ister. Her durumda önce millet, önce memleket diyebilmek ister. Şahsını milletinin önüne koyanlardan yerli de olmaz, milli de olmaz. Nitekim sözüm ona, ultra milli olan bu arkadaşlar son olarak bir başka utanmazlığa daha imza attılar. Çin'in Uygur kardeşlerimize uyguladığı soykırım karşısında sergiledikleri utanç verici pısırıklıkları yetmemiş gibi şimdi de Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın ikinci vatanım dediği Türkiye'ye girişine izin vermediler. İşte size Sayın Erdoğan ve ortaklarının dillere destan yerliliği ve milliliği. İşte size yoluna baş koyduğu ihvan kadar yerli Sayın Erdoğan ile tehditçi Çin elçisi kadar milli ortakları.
Yazıklar olsun. Aziz milletim, ama artık bu zihniyeti tanıyoruz. Bu vicdansızlığı, bu utanmazlığı biliyoruz. Dün millet iradesini arkasına alanların bugün o yüce iradeye nasıl sırtlarını döndüğünü ibretle görüyoruz. Milletin güvenini suistimal eden bu iktidarın Türkiye'ye verecek bir şeyi kalmadı. Koltukları için ilkelerinden cayanların milletimize verecek bir şeyi kalmadı. Geçtiğimiz hafta Karabük'teydim. Pazartesi günü de Niğde'ye gittim. İktidarın beceriksizlikleri sonunda Karabüklü, Niğdeli esnafımızın, çiftçimizin durumu perişan. Benimle beraber orada olan arkadaşlarım bizzatihi şahit oldular. Karabük merkezde genç bir kardeşimin oyun kafesi varmış. Diyor ki, benim 16 aydan beri dükkanım kapalı. 2018'de 300-400 bin lira bir yatırım yaptım. Şu anda bitmiş durumdayım. Safranbolu'da lokantacı bir kardeşim diyor ki, okullar kapalı, askerler çarşıya çıkamıyor, müşteri yok. Biz nasıl geçineceğiz? Kahveci kardeşlerim açız diye pankart açtılar. Ben de söz verdim. Umarım TRT ve Meclis Televizyonu kapatmaz. Ben de söz verdim. Milletimizin bütün fertlerine bu itirazı, bu feryadı duyuracağıma ve bu pankartı ellerinden aldım, buraya getirdim. Mağdur olduk, bize sahip çıkan yok diyor herkes. Yenice'de elektrikçi bir kardeşim diyor ki, biz 17 gün kaldık evde ama bankalar çalıştı kardeşim. Esnafın çek senet ödemeleri var. Bir ay ileri ötelendi ama bir ay sonra yine tıkandı. Geçen sene kredi aldım. 150 bin lira kredi borcum var. İş yok, müşteri yok. Bunları nasıl aşacağız? Bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Yenice'de yerel gazeteler, muhabirler bile zor durumda. Yenice'deki bir yerel televizyon, radyo kuruluşuna gittik. Ve görülüyor ki yerel basınımızın, Türkiye'nin her tarafındaki yerel televizyon, radyo ve gazetelerin, internet sitelerin durumu perişan. Şimdi onlara söz verdim. Arkadaşlarımız hem meclis bünyesinde hem daha sonra iktidara geldiğimizde bu arkadaşlarımızın dertlerini çözeceğiz. Benim şahsi olarak yerel basın mensuplarına büyük bir vefa borcum var. 1997'den itibaren aynı bugün olduğu gibi o zaman da otoriteye, vesayete ve bu milletin karşısında duranlara, millete rağmen iş görmeye kalkışanlara itirazı olan Meral Akşener ve Meral Akşener'e benzeyen siyasilerin ya da Meral Akşener'in benzediği siyasilerin Doğru Yol Partisi bünyesinde birlikte politika yaptığım büyüklerimden bahsediyorum. Bize müthiş bir karartma uygulanmıştı. O zamanki adıyla kartel medyası diye telifi bana ait bir tanımlamanın yapıldığı ve büyük medyanın, yaygın medyanın o günkü isimleriyle yani yandaşlıktan hiç kurtulamıyoruz. Yaygın medyanın derin bir karartmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Ne yapmıştık biliyor musunuz? En azından ben kişisel olarak ne yapmıştım? Gittiğim her şehirde, gittiğim her ilçede yerel medyayla televizyonuydu, radyosuydu. O zamanlar internet siteleri yaygın değildi, gazetesiydi. Ve oradaki muhabirlerdi, yazarlardı, çizerlerdi. Onlarla irtibat kurarak onların desteğiyle bir dönemi geçirdik. Dolayısıyla hem kişisel olarak hem de bilgi olarak bu arkadaşlarımıza derin bir vefa borcum vardır. Ve bugünden itibaren her türlü dertleriyle ilgilenmeye
devam edeceğimizi ama bu iktidarın yandaşlık ölçüsü dışında medyaya bakışında herhangi bir normallik olmadığı için biat eden bende olan basın istediği için dertlerine çare olunacağını sanmıyorum ama milletimiz yetkiyi bize verdiğinde Cenab-ı Hak bize bu görevi nasip ettiğinde elbette çiftçimizde, esnafımızda, işsiz gencimizde, ekonomide olduğu gibi yerel basının da Türkiye genelinde dertlerini çözmek inşallah bize nasip olacak. Buradan bu sözü herkesin huzurunda vermek istiyorum. Ulukışla'da bir manav kardeşim, destek için müracaat ediyoruz, kimseye bir şey vermiyorlar. Bırakın desteği, başvurumuz bile onaylanmıyor. Her şey ucu ucuna denk geliyor. Biz kasabın yolunu unuttuk diyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her gittiğim yerde o dükkanlardaki gerek müşteri gerek dükkan sahibine ben haftada ne kadar et alıyorsunuz diyorum. Başladığımız günle 20 Ocak 2020 bugünle o gün arasında 1,5 yıl geçmiş. O günle bugün arasında verilen cevaplar o kadar farklılaşmış ki haftada bir gün et alıyorum diyenden ayda bir et alabiliyorum diyene, haftada bir kilo kırmızı et, kıyma vesaire gibi bir şey alıyorum diyenden haftada bir tavuk kanadı, pardon, tavuk, parça tavuk ya da tavuğun sakatatını alıyorum diyene, ayda bir ete döndük ama onu da tavuk olarak alıyorum diyene ve yani et satın alma konusunda ilçelerimizde esnafın, ahalinin alamadığını ve durumunun perişan olduğunu bu 1,5 yıllık süreçte gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Aynı şey devam ediyor ve artarak devam ediyor, derinleşerek devam ediyor. Ama sarayda oturanlar, sumut içenler elbette bunu anlamaları mümkün olmaz. Bizim onlardan bunu anlamalarını beklememiz de hakikaten abesle iştigal. Borda bir emeklimiz, ben yüksek maaştan, yani yüksek maaş bana bağlanacak diye emekli oldum diyor. Çok yüksek sayıda, çok fazla gün sayısı ödemiş, 7000 küsür gün sayısı, 8000'e yakın gün sayısı ödemiş, en yüksek orandan ödemiş. Ama diyor, bir şirkette ortağım ben diyor. Bana bağlanan para diyor normalde 2400 lira olacaktı. 1700 lira emekli maaşı bağlandı diyor. Yahu bir ülkede 1,5, 1500 lira, 1600 lira, 1800 lira, 2100 lira, 2400 liralık SSK ve Bağkur emekliliği farkı olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir abukluktur? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 1500 lira, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan neyle geçinir kardeşim? Evi kendinin olsa bile geçinemez, aç kalır. Nitekim öyle. Bir de işsiz çocuklarının, işsiz torunlarının bu evlerde ikamet ettiğini, bu evlere geri geldiğini düşündüğünüz zaman o yaşlıların halini hiç mi bu iktidarda 5 maaş, 10 maaş, 6 maaş. En son bugün sabah dakika bir gol bir varlık fonu başkanının da koca koca 2 maaş aldığını basında gördüm. Hiç mi vicdanları sızlamaz ya? Bir taraf aç, bir taraf 5 maaş. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor demek. Şirketi feshedersen ben nasıl geçineceğim diyor arkadaş. Oto sanayine çağırdılar. 84 yaşındaki Naci abimiz anlattı. Dedi ki, kardeşim gündeme getir, takip etsin milletvekili arkadaşlarınız, biz çok zordayız. Niye abi? Başka insanlar da var yanında. Dükkanlarını oradan çıkarıp bir başka yere götürme kararı almış belediye. Diyor ki, bizim dükkanlarımızın bulunduğu yer artık kupon arazi, kupon arsa. Şimdi bize verilen, yani değiştiriyorsunuz dükkanınızı ama bize verilen bir rakam var, 300 bin lira civarında. Bunu böyle sayıyorlar diyor. Çok daha yeri kıymetli.
Biz şeye gidiyoruz diyor. Diyelim ki gittik o dükkanların, yeni dükkanların oraya diyor. Daha na tamam diyor. İçini kendimiz yaptırmamız lazım diyor. Buralarda kendimiz yaptırmıştık diyor. Ve ayrıyeten de 100 bin lira para ödememiz lazım diyor. Ya böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu kupon arazi, yani vatan toprağını kupon arazi gören zihniyetin otosanayisinde evini geçindirmeye çalışan insanların ne yapacağına hiç bakmadan oradaki o kupon araziyi değerlendirme mantığıdır. Böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir zihniyet olamaz. Burayı bırakıp dağın başına taşınmamızı, üzerine de 100 bin lira para yatırmamızı istiyorlar dedi abi. Sayın Erdoğan, sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de bu dertlerin hepsi gerçek. Notlarımızı alıyoruz, çözümleri için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip hepsiyle biz ilgileneceğiz, biz. Ama bu sırada sen sarayında sefa sürerken milletimizin feryadı her geçen gün artıyor. Hangi ile, hangi ilçeye gitsen vatandaş dertli. Zor şartlarda devletlerini yanlarında görmek istiyorlar. Bir problem daha var. İktidarı, Türk milletinin anlayışı, iktidarı devlet diye gördüğü için, iktidarın yaptığı tüm abuklukları, tüm sabuklukları, tüm alengirli işleri, tüm o insanları perperişan, yalnız bırakmaları, devletin yalnız bıraktığı şeklinde görüyorlar. Aynı anda devlet dediğimiz o kavram, o anlayış, insanların zihnindeki o tasavvur da yerle bir oluyor ama bunların seslerini duyan yok. Bu insanları daha ne kadar duymamazlıktan geleceksin Sayın Erdoğan? Daha kaç iş yerinin kepenk kapatmasını bekleyeceksin? Milletimizin çilesine daha ne kadar seyirci kalacaksın? Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Böyle bir umursamazlık olabilir mi? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Yazıktır, günahtır. Değerli dava arkadaşlarım, elimizi nereye atsak kötü kokular yükseliyor. Gözümüzü nereye çevirsek bir dümen almış başını gidiyor. İşte size bir örnek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş dönemde yaşanan AK Parti için küçük, milletimiz için ise oldukça büyük bir yolsuzluktan bahsetmek istiyorum. Vatan Caddesi'nde belediyeye ait olan bir yeşil alan bir firmaya 25 milyon liraya satılıyor. Ardından bir düzenleme ile bu arsa yeşil alan olmaktan çıkarılıp imara açılıyor. Böylece fiyatı katlanıyor. Sonra ne oluyor? Bir süre sonra aynı arsayı aynı Büyükşehir Belediyesi bu kez 430 milyon liraya geri alıyor. Böyle bir şey, yani mantık, akıl, yürek, beyin, ya neresi alır bunu, neresi normalleştirebilir? İki kalem oynatmayla oynatılan bu rezalette milletin belediyesi, yani milletin bizzat kendisi 405 milyon lira zarara uğruyor. O para da o firmanın cebine giriyor. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Aynı arsa yeni bir kararla yeniden yeşil alan oluyor. Ve bugünkü piyasa değerine göre fiyatı 90 milyon lira oluyor. Şu yüzsüzlüğe bakar mısınız? Şu soyguna bakar mısınız? Milletin hazinesine çökmüş şu arsızlığa bakar mısınız? Durum ortaya çıkınca Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediyesi hemen suç duyurusunda bulundu. Şimdi söz yargının. Milletin hakkını, hukukunu savunacak, bu yolsuzluğun hesabını soracak onurlu savcı ve hakimleri göreve çağırıyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin helal parasının bu haram düzeninin yandaşlarının cebine inmesine izin vermeyeceğiz. Aziz milletim, AK Parti iktidarı Türkiye'yi her alanda beladan belaya savururken biliyorsunuz Marmara Denizi de bir felaketle boğuşuyor. Müsilaj adı verilen deniz salyası Marmara'daki deniz yaşamını ve kıyılarımızı tehdit ediyor. Bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu bela yeni değil. İlk olarak 2007 yılında ortaya çıktı. Bugünküne göre çok daha küçük boyuttaki o felaket ancak 2 yılda temizlenebildi.
Peki sonra ne oldu? 2020 yılının Kasım ayında yeniden ortaya çıktığında bilim dünyası başta bakanlık olmak üzere ilgili birimleri uyardı. Önlem alın dedi. Peki ne oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Mayıs'ın ortalarına kadar bu salgının sıradan bir plankton artışı olduğunu, numune almaya bile gerek olmadığını söyledi. Ama son bir haftada müsilaj kıyılarımızı sarıp gündem olunca nihayet bakanlık acil durum eylem planı yapmaya karar verdi. Hadi hoş geldiniz. Onlarca bilim insanının aylardır yaptığı uyarıya kulak asmayan bakanlık sustu, sustu. En sonunda Sayın Erdoğan çevre bizim işimiz deyince nihayet adım attı. İşe bakar mısınız? Şu üstün liyakate bakar mısınız? Devletin bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla demeden işe başlayamıyor. Bilimin uyarısı yetmiyor. Vatandaşın tepkisi yetmiyor. Bu işinin ehli arkadaş Sayın Erdoğan parmak şaklatmadan adım atamıyor. Kardeşim, sen bu konunun bakanı olarak ne işe yarıyorsun? Seni oraya koltuk boş kalmasın diye mi oturttular? Seni o koltuğa sağa sola git, fotoğraf çektir, bir de üstüne maaş al diye mi oturttular? Senin işin bu değil mi? 8 ay önce bambaşka açıklamalarla sorunu görmezden geldiniz bakanlık olarak. Bugün sırf Sayın Erdoğan parmağını şıklattı diye acil eylem planı hazırlamak yarışına girdiniz. Bir de hala utanmadan işinizi yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Böyle basiretsizlik olur mu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Ayıptır, günahtır. Söylüyoruz bunları da en azından milletimizin yüreğine, milletimizin hafızasına not düşüyoruz. Değerli milletvekilleri, yapılan araştırmalara göre Karadeniz'e ve Marmara'ya dökülen atıkları %40 oranında azaltırsak müsilaj sorunundan ancak 6 yılda kurtulabileceğiz. İktidar farkında olmasa da müsilaj belası işte bu kadar ciddi bir sorundur. Ve her ciddi sorun gibi bilimle, akılla ve ciddiyetle çözülmesi gerekir. Böyle sorunlar bir kişinin talimatı verdim dediği sığ ve indirgemeci bir anlayışla çözülemez. Biz sorumlu muhalefet anlayışımız gereği işaret ettiğimiz sorunlara dair çözüm önerilerimizi de paylaşıyoruz. Türkiye'nin meselelerini kimin çözdüğünü değil, meselelerin çözülüp çözülmediğini önemsiyoruz. Müsilaj meselesini iktidarın beceriksiz kadrolarına bırakamazdık. O nedenle Marmara Denizi'ni kurutma ihtimali olan bu belaya karşı ne yapılması gerektiğine dair de çalıştık. Öncelikle bu sorunun yalnızca yerel yönetimlerin yükü olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bakanlık zor zahmet de olsa büyükşehir belediyelerimizi de dahil ettiği bir süreç başlattı. Bu adımı olumlu buluyoruz. Bunun devamında atılacak adımlar için de iktidara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Marmara Denizi'ne dökülen atık suların bir kısmı değil, tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçmesi gerekiyor. Bunun için merkezi yönetim olarak hızlı bir şekilde yerel yönetimleri destekleyin. Mevcut arıtma tesislerini bir an önce ileri biyolojik arıtma tesislerine çevirin. Gerekirse kamulaştırmaya gidin. Vakit kaybetmeden iyi tarım uygulamalarına geçin. Gübre, kimyasal ve ilaç kullanımının azaltılmasını sağlayın. Şehir şebekelerinde yalnızca ön arıtma yapılan suyun park ve bahçe sulamalarında kullanılarak denize dökülmesini kısıtlayın. Denizlerimizdeki dip hayatına zarar veren troll tipi avcılığa karşı yaptırımları arttırın. Marmara Denizi'ne atık su döken ve nüfusu 5000'den fazla olan yerleşimlerde hızla İleri biyolojik arıtma tesisleri kurun. Karadeniz'deki kirliliğin daha fazla artmaması, Marmara Denizi'ndeki müsilajın Ege'yi daha fazla etkilememesi için Marmara, Karadeniz ve Ege ile etkileşim bulunan ülkelerle Türkiye'nin liderliğini üstlendiği ortak bir platform kurulmasını sağlayın. Deniz salyası yalnızca ekolojiyi değil,
ekonomiyi de ciddi şekilde etkileyen bir sorundur. Bu nedenle turizm, balıkçılık, deniz ürünleri üretimi gibi birçok farklı sektör olan etkilerini bir an önce belirleyin, bu sektörlere dair gerekli önlemleri süratle alın. Aziz milletim, Sayın Erdoğan'ın daha önce ekonomi bizim işimiz dediğinde başımıza gelenler ortada. Yani bir konuda bu benim işim dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tansiyonum düşüyor. Şimdi de çıktı. Çevre bizim işimiz dedi. Nasıl bir endişe duyuyorum. Nasıl bir endişe duyuyorum. Anlatamam size. Şimdi düşünün. Şayet Sayın Erdoğan'ın çevreciliği de ekonomistliği gibi ise milletçe büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani damat bakan ve ekonomist kayınpeder, Türkiye'nin geldiği nokta ve çevre benim işim diyen Sayın Erdoğan ve şu parmak şıklamadan iş göremeyen bakan yandı gülüm keten elva. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şimdi cümle sorunlu. Ne diyor? Çevre bizim işimiz, benim işim. Nitekim çevreyi iş olarak gören bu zihniyetin, çevrecilik anlayışının da millet bahçesi inşa etmekten öteye gidemediğini Sayın Erdoğan'ın Dünya Çevre Günü'nde yaptığı ibretlik konuşmadan anladık. Kupon arazi, kupon. Bizim için... Bizim için vatanın doğası kutsaldır, birileri için kupon arazi. Dolayısıyla doğamızı korumak ve kollamak bizim için kutsal bir görevdir. Doğamız topyekün alarm verirken bu uyarıyı duymamazlıktan gelemeyiz. Salda gölüne beton dökenlerin kendilerini yol kenarına ağaç diktik ya diye savunmalarını kabul edemeyiz. Kaz Dağları'nı yağmalatanların bizi millet bahçeleriyle uyutmaya çalışmalarına sessiz kalamayız. Çevre bizim işimiz diyen büyük Rizeli, iflah olmaz rant sevdalısı için Rize'deki doğa kıyımına göz yummasını görmezden gelemeyiz. Gelmeyeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Kabul etmeyeceğiz. Memleketin cennet doğası için mücadeleye devam edeceğiz. İşte tam da o nedenle bu hafta milletin kürsüsünde Rize'den İkizdereli bir misafirimiz var. Memleketinin suyu ve doğası için mücadele eden cesur bir kardeşimiz Ayşe Albayrak aramızda. Buyurun Ayşe Hanım kardeşim. Söz de kürsü de sizindir. Şimdi sizin uşak, sizin Rize'nin uşağı şimdi kestirecek bütün bu televizyonları kestirecek ama milletimiz izleyecek. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Özellikle hep bunuza hayırlı cumlar. Hayırlı diyeyim, hayırlı olsun inşallah. Ben Rize İkizdere'den Ayşe Albayrak. Eskendini kizliyim, köyüme evliyim. Bizim vademizi kurtarmak için buraya geldim. Bana bu fırsatı veren milletvekilimize, sayın gelinimize çok teşekkür edeyim. Gelin hanımım istedim. Ben buraya derdimizi anlatmaya geldim. Dilim donduğu kadar. Bizim vademizde Ali ile bizim oraları yıktılar, talan ettiler. Gel oraları coştunuz. Ben için ağlayayım. Ama sesimizi hiç kimseye duyurmayak. Biz oraya çok zulüm oluyor. Bizim yerlerimize kapıya çıkma imkanımız yok. Sularımızı kestiler. Derelerimizi doldurdular. Ağaçları kesip derenin içine dolduruyor. Üzerlerini toprak örtüyorlar ki kimse görmesin onları. O kadar kıymetli ağaçlarımızı kestiyiz. Orman deyince o orman değil. O bizim yaşama alanımız, ambarımız, etmuğumuz, suyumuz, havamız, yaşama sevincimiz olur.
onlara taş değil, taş değildir. O taşların hepsinin kalbi var, zani var. O ağaçların zani var. Bizim derelerimizin balıklarını yok ettiler. Bütün arazimizde kapımıza çıkmaya bile bize müsaade vermiyorlar. Çayımı çestim, götürdüm evin kapısına, gelinim götürdü isterdi. Kamyonu yolda adam çayların içine çekti. Büyük o işçi kistacının kamyonlarından ne dur adı, Cengiz mi ne dur, unutayım adını. Adı batsın inşallah. Buraya bir geldi, üç tane adam geldi. Bizim cenazemiz vardı, halamız vefat etti, cenazeye gitmişiydi. Üç kişi geldi, tarlaları cezdiyle. Yengem, bir yengem var 80 yaşına. Onu eve bırakmıştık, Encelli'ydi, Celemi'ydi. Sikti dedi, buraya ne ara estiniz? Dedi, biz buraya geldik, dedi, bakayık. Dedi, acı kamuluştan nedir olacak? Buraya dedi, devlet kamulaştıracak. Bu savaş mı var da buraya kamulaştıracaksın? Bu bizim malumuz, tapulu malumuz. Savaş mı çıktı da biz duymadık onu. Bir tek Cengiz Hanı gitsin. Bu insanları mağdur ediyorsun. Oradaki insanlar nerecidi yaşadı? Bizim ne sarayımız var, ne çoşkumuz var, ne dairemiz var, ne binamız var. Hiçbir yere bir şeyimiz yok. Sadece o Eskenzi deresine bilama yerimiz var. Bir de o evlerimiz var, oturuyoruz oraya yaşayık. Zaten devlet bizden almış, bizim 60 dönüm arazimizi almış orada. Şimdi kala kala oraya yana kaldığı hepsi, yani 5-6 dönüm var yok. İlla onu da alacaksın. Yani o kadar yerlerden doymadığınızda Eskenzi'den mi doyacaksınız? Eskenzi toprağından doyacaksınız. Biz buraların verilmesini istemiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Sesimizi duysunlar. Bizim yerlerimizi bize paksınlar. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim o dereye çok arıcılık var. O ormana 100 tane ağaç çekiliyor. Biz çekili ağaç deriz. Ağaçlara koruk arıları. Oradan bal ederler. Oranın balı çok faydalıdır. Hele kestane balı, o Eskenzi deresinin kestane balı gibi bal yoktur. Başka nereden isterseniz alın ama bir oranın balını yiyin. O zaman anlarsınız oranın kıymetini, değerini. O ormanın içine o aklınıza gelmeyecek bitkiler var. Çeşit çeşit bitkiler var onun içine. Bunları hep yok ediyorsun, bir taş odağından sev. Yani taş alacak başka bir yer yok mudur? O kadar ovalar var, yerler var. O taş ocakları atılmış, boyuk ocakları atılmış. Oralardan al yani, biz limana karşı değiliz. Liman da yapılsın, o da lazım. Ama başka yerden taşı ne al? İlla o deriyi, o vadiyi mahvetmene gerek yok ki. O vadenin içine girmemiş, siz anlamazsınız. Yani dışarıdan bakarsınız, ne var buraya, buraya, buraya. Üç tane ağaç, gitse ne olacak? Ama içine girseniz onda kıyamazsınız. Vallahi kıyabilirsiniz onu. Ben ağlayayım, iki aydır oradan sebep ağlayayım. Bize bu kadar yaş toktumanın ne anlamı var? Çefenin zebi yoktu vallahi hiç bu dünyada. Bu dünyadan hiç kimse bir kuruş alacakmayacak. O da 7 yaşın çefen alacak, ben de oyun alacağım. Yani bu kadar millete ağlatıp da sen oradan para kazanasın, birileri zengin olsun, o halk oraya ağlasın. O insanlar nereye gidecekler? Bizim yaşam alanımız orası. Bize yerimizi paksınlar. Bizim yerimizi dağıtmasınlar. Biz devletten bir tek bunu isteyik. Biz hiçbir defa devletin arkası, orijini olmadık. Hep arkasını olduk. Biz jandarmamıza da saygılıyık, polisimize de, devletimize de. Ama bize bu kadar işkence etmesinler. Akşama kadar jandarmacı oldu, celinin çerçesi. Akşama kadar oturmuş onun dibine bekleyin. Ya kadının belki bir derdi olacak. Sen niye oturup bekliyorsun oraya? Kendi arazide miyim? Niye bekliyorsun beni? Yani malıma beni beklemene gerek yok ki dedim, gelinme dedim, kistana niye koydun oraya? Dedi abla yüz numara gitmedi dedi. Dedim vallahi benim ayağım ağrıyor, kusura bakmayın, benim kalsam kırmışı gezemeyim. Yürüyebilsem dedim, ben oraya gidiyor, neler ederdim dedim. Niye bekliyorsun, arazime beklemezsen ne lüzumu var? Kapının önüne ahirene zoom, gelin kamyonu çekeyim kapının önüne. Ya kapının önüne sen bunu niye çekeyim, buraydı devletin. Devletin ne zaman oldu? Biz herhalde oldu bilmiyik onu. Bunlar benim atalarım, dedelerim, nenelerimiz oralara çok zor şartlarda aldılar. Biz oralara toprak yoktur, hep taşıdılar. Biz sırtımızda toprak taşıdık. Oraları ereze ettik, yaptık. Şimdi geldin sen buraya, ben Mehmet Cengiz'e vereceğim, o zengin olacak. Siz el ol. Vera senin köyünden benim şimdi ne veriyorsun? Onun da köyü var. O Mehmet Cengiz'in köyü yok mudur? Aynı taşlar oraya da var. Gitsin kendi köyünden alsın, oraya giremez. Mehmet Cengiz Karadereli'nin cüdü, o kalkan derenin kendi köyünden bir taş alabilirse ben de adam değilim. İnsan değilim o zaman. Vallahi alabilirse. Tutamaz onu da çünkü kalkan dereliyle biz içimi değil. Biz biraz iyi niyetliyiz.
Biz bir niyetimizden gelelerinde. Evet. Biz o kadar çatılığa giden bir insan değiliz. Bizim o iyi niyetimizden yararlanıyla. Şimdi oraya o dereye cazsanız bir iki aydır biz ne yemek yedik, ne bir doğru dürüst oturabildik, ne bir doğru çamaşır yıkayabildik dereyi dolduruyla toprak. Zaten toprak yok oraya, taş gibi. En iyilerinde dere bulanıyor. O dereye o kadar güzel alabalıkla vardı. Biz o derenin balıklarını tutmaya korkmazdık. Kimse yasak etmiştik onu. Kardeşlerim oraya beklerdi. Kimse o dereye balıkçıyı tutmazsın. Oranın balıklarını yok ettiler. Oranın yaban hayvanlarını yok ettiler. Oranın arılarını yok ettiler. Sularını yok ettiler. Ağaçlarını yok ettiler. Hangi ağaçla var oraya? İki kişi bir ağzın dibini saramaz. Neden sert hikayesin hani? Aslında devlet bize madalya vermesi lazım ki biz oraya o ağaçları bekleyin. Biz yıllardır o ağaçları oraya büyüttük. Öyle her eline gelince o ağaçlar kesti oraya o vade olur muydu? O ağaçlar büyür müydü? Büyümezdi. Kestiğinizde büyümezdi. Bizim oraya zor bir irat. Taştır, kayalıktır. Ben hep okumamış halimle zahir bir kadın. Tabii şimdi diyecek hocam, hep zahir kadın çıktı buraya ne diyeyim? Ama aklım kestiği kadar. Allah bana göz verdi, göreyim, akıl verdi, düşüneyim, kulak verdi, işiteyim, ağız da verdi, konuşayım. Ben hep... Ya ben o kadar düşüneyim de bunu sen nasıl düşünemiyorsun? Bizim oraların dik yamaçtır oraların arazileri. Kayanın dibi buraya da tepesi tek dağa çıkar. Benim sitelerim vardı. Bizim Mecde Deruk, Mecde'ye çıkmıştım. Şey atılıydı, tünel. Tünele bir deremit patlama oldu. Yani iki saatlik yola yedim ben. Vallahi eğer o dağa böyle aşağı inmediyse. Ben dedim ne oluyor burası koptu mu? Nereciydi? Duzluk bir alan idi. O deremit tek iki saatlik yola aşağı dereye patladı. Ben tepeye indim. O tepe sancı böyle aşağı indi. Bizim oraya bir deremit patlat, dağlar oynar. Hep kayalıktı, o kayanın ucu tepeye çıke. Yeraltı kaynaklarımız hep kurudu, sularımız hep kurudu, su yoktu. Yani biz pahar deruklara, paharlarımız kurudu. Derelerden de azıcık bir su ake. Bizim babamın evin altından atam boyuk dere derdik onda. O dere öyle akardı ki sesinden biz uyuyamazdık. Şimdi celiğin daha bu kadar bir su ettiğini baraj toplanıyor onda. Dereleri hep yok ettiler, imrakları yok ettiler. Rize'den yukarı alıyorsun, her dağın başına bir çepsi. Ya Cenab-ı Allah bunları bizim için yarattı, bu taşları, bu kayalar. Onlar faydalı bir şey olmasa, cüzdan Rabbim olay oraya yaratır mıydı? Bunları insanların hizmetine yarattı. Sen gerisin, yok ediyorsun ha. Biz bunları çözüldük, oradan sonra tiketizdik. Senin onda cüzdan var mı? Onu oraya yaratan bir miydi? Buraya hangi ağaç lazım, hangi taş lazım, hangi kaya lazım? Sence alacaksın, olaya çözeceksin, şimdiden sonra tik edeceksin onda ağaç, o ağaç büyüyecek, onu benim ne tonum görecek, tonumu tonu da görmeyecek onu. Bizim oraya ağaç büyümez. Oraya niye aklını taktın, illa oraya çözeceğim, yok edeceğim. Ya oraya yok etme, başka yerden ver ha, bizim vademizi bize bırak, bizim oranın arıcılığını bitirme, bizim geçim kaynağımız arıdır. Vardı bile ama çayımız daha çay önemli değil, onu almayalar, o kayboldayacaktı. Hiç olmazsa arılığa bırak, bizde de arılığımız düştü. Arılarımızı bırakın ya. Geçim kaynağımız olardı. Bizim başka bir şeyimiz yoktur. Hiçbir yere bir şeyimiz de yoktur. Yarımız orasıydı. Gidecek yarımız da yoktur. Alanımız da yoktur. Şimdi oraya da alacaksın. Niye Mehmet Zengiz zencin olsun? Olmazsın. Gitsin köyünden alsın. Ya zencin. Yetmedi mi o kadar zencinlik? Bu çalış o kadar zencinlik yaptın. Ne alacaksın? İnsanların niye bedavasını alıyorsun? Vallahi ve billahi ecel. Ben hakkım yine kadar varsa hiç kimseye helal etmeyeceğim onu. Oraya yine kadar hakkım var işte. Herkesin hanımı ciddiği, kuaförü nere ciddiğiyle, bakım ettiriyle, bizim çileği toprak bakım ettiği ellerimizde. Biz o kadar da topraklara kapalıyız ki, bizim ellerimizde o topraklar torpili. Sen geldin buraya alacaksın, yok edeceksin. Bizim yaşamaya hakkımız yok mudur? Yaşamayacak mı? Devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti miydi? Bizim devletimiz değil mi? Biz bu devletin hangi şeyinden kaçtık? Vergisini mi vermedik? Neyini vermedik? Her şeyini verdik. Her şeyimizi verduklara. Bize sahip çıkmasını istedik. Bize sahip çıksın. Bizim yerlerimizi bize paksın, sularımızı, derelerimizi paksın, ağaçlarımızı yok etmesin, sularımızı yok etmesin, topraklarımızı almasın. Kamyon sesinden eve uyuyamayık, yatamayık. Kamyon, o kadar kamyon geliyor. Dağdan ne oldu, şimdiden sonra nasıl yapılacak? Şimdi de kalkmışlar, ev kalan araziyi de alacaklar.
Ama bunlar benim dedem, nenem, onlar ne zor şartlarda aldılar, ettiler. Bunlar ise biz de hiç sormayın da yani verir misiniz, vermez misiniz? Gölali ilerler. Bakalım nereye kadar ciddi. Ben İçizdere'den buraya bunları anlatmaya acıdım. Benim köyümün kadınları çok cesurdur, çok yüreklidirler. Ama onları beyleri biraz bastırdı, konuşmaya bırakmadılar. Ben bizim köyün kadınları oraya en sevdiği o da öyle bile ama yok her ciremezdi. Vallahi adım atabilir üsteler. Ama bırakmadılar, susturdular. Nedenini de bilmeyeyim. Bize de nedenini anlatmadılar. Susturdular. Buradan ben köyümün kadınlarına sesleneyim. Bu zafer kadınların olsun. Enim de, dozarın o cine enim. Hep kadınlar ileri olsun. Niye geri duracak? Bize hakkımızı sağlık. Bana da Allah dil verdi de konuşacağım. Hakkımı arayacağım. Ben hakkımı aramaya acıyordum. Başka bir şey canmadım. Hakkımızı aramaya acıyorduk. Bizim küçük gelinimiz yolda ziyaret etti bizi. Büyük gelini de oraya bekleyip Emine Hanım'ı cansın. O da bizi ziyaret etsin bizi. Sayın Cumhurbaşkanım'a da sesleneyim. Ben onu çok görmek istiyordum. Bizi her an kabul etmeyin. Ne bileyim niye kabul etmeyin. Bir çoturlu bir şey değil. Çölü karısı dedi. Nerede göre? Niye çıkacaksın? Ben hiçbir şey oraya gidemez. Ama onunla çok görüşmek istiyordum. Bizim yerimizde bize baksın. Sayın Cumhurbaşkanı oraya imza atmazsa oraya onlar alamaz. Kesinlikle alamaz. Bir yok desin oraya bırak durur da. Mehmet'i başka yere yollasın, gitsin Kalkandere'den alsın, taşını, toprağını oradan alsın. Bizim Çin'i bıraksın, İçizdere'yi kalksın. Doğayı bozmasın. Bizim doğamızı bozmasın, biz doğamızı istiyik. Bunu kimse bozmasın, talan etmesin. Ben Rize'den yukarı alayım, İçizdere'ye doğru çıkayım. Her dağın tepesine bir çepti. Ya buraya bu kadar, buralara bu kadar zulümü ne edersiniz? Cüzdan Rabbim buraları o kadar cüzdan yaratmış. Bu yeşillikleri siz böyle mahvediyorsunuz. Bu dersin cüttüm o bütün dağları ne oraları var. Zaten bizim oranın resmini komadiler şeye, ne de bir lapor hazırlamışlar. Onda kırsal bir alanda bir araba var oraya, yanına var bir adam. Oranın resmini çekti. Bizim oranın resmini oraya komadiler. Oraya göstermediler. Başka bir şey gösterdiler oraya, oraya aldılar. Oraya almazsınlar. Oraya bize bıraksınlar. Oraya bizim yerimiz, yaşama alanımız, geçim kaynağımız, nefes aldığımız yer. Benim çocuğum yarın ne bütün görecek? Dedi onu anlamaya. Bir şey söyleyeyim ben anlayamadım mı? Ama bize yerimizi bıraksınlar. Biz yerimizden vazgeçmeyecek. Sonuna kadar vazgeçmeyecek. Ya o vazgeçer, biz vazgeçmeyecek, o vazgeçecek. Bir ağaç kalana kadar oraya savaşacağım. Bir ağaç kalana kadar. Sen Türkçe'yi mi dediysin bana? Bırak beni dur daha sonra derim. Ama biz şimdi ha buraya geldim bana bunu bu fırsatı verdiğin için. Sana çok teşekkür ederim. Sesini duyduğun için. Sizden de Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için. Hep bunuza ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygıyla, sevgiyle sizi selamlarım ama buradan da bir Türkçe diyeceğim. Oradan sonra ineceğim. Oradan sonra ineceğim. Türkçüm diyorsun ama ben sana Türkçü demişim. Buraya da diyeceğim bir tane. Konuşma derler bana, Çestanay'dan sesini. Tarıklardan silerler Eskenci deresini. Kurutmazsınlar inen ormandan çi cülümü. Ocun aydınlık olsun. Sen yürü Meral Hanım. Çok teşekkür edeyim hepinize. Allah razı olsun sizden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayakta alkışlar. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yine bekleriz seni. Geleceğiz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Anadolu'nun irfanını, Anadolu'nun ferasetini gördük. Dinledik, yüreğimizde hissettik. Aslında bu sözlerin üzerine benim söz söylemem doğru değil. Hadi bakalım eyvallah deyip gitmem gerekiyordu. Ama su konusuyla ilgili, kuraklıkla ilgili arkadaşlarımız çalıştılar
ve o çözüm önerilerimizi paylaşmak için sözlerime devam edeceğim. Yoksa bu ferasetin, bu irfanın üzerine tek kelime etmeden saygıyla selamlayıp gitmek vardı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Önemli bir şey söyledi yalnız. Kadınların zaferi olacak dedi inşallah. Biz Türkler için ağaç kutsaldır. Hatta çok sevdiğim bir arkadaşım Türk şaman inancında ağaç kültüne dair doktora tezi var. Yani dikkatle okuduğum bir tez. Dolayısıyla ağaç kültü, ağaç kutsallığı genetiğimize, kültür kodlarımıza iliştirilmiş bir konu. Ama bugün ağacına, ormanına, denizine sahip çıkmayan bir iktidar var. Ağacına, denizine, suyuna, bitkisine sahip çıkmayan Türk'üm diye gezemez. Memleketin dört bir yanında cennet doğamız, cennet kalsın diye mücadele veren o koca yürekli insanlarımıza başta Ayşe Hanım'ın şahsında selam olsun. Her birinizi bütün milletvekili arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rant uğruna her şeyi mübah görenlerin devri artık bitiyor. Buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum. İyi Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok, olmayacak. Doğayı korumak için atılan her adımın amasız, fakatsız yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Bugün Türkiye'nin her bir noktası iktidar tarafından esir alınmış durumda. Her yerden ahlaksızlık, yolsuzluk ve hırsızlık fışkırıyor. Bu çürümenin ortasında milletimiz geçim derdinde, iş derdinde, can derdindeyken iktidar hala satıp savmanın, hala o beş müteahhidin kasasını doldurmanın, hala Kanal İstanbul'un derdinde. Belli ki iktidardakiler bu milletin ekmeğine, aşına, soluduğu havaya, içtiği suya, yani hayatına kastetmişler. Belli ki milletin umutlarını söndürmeye yemin etmişler. Ama and olsun, şart olsun. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih'in İstanbul'unun boğazına o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken, o ihale kenelerinizin daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen, ekonomistlerin ikazlarına rağmen, İstanbullu açıkça istemiyorum derken, kime ne söz verdilerse ısrarla ve inatla yapacağız dedikleri o ucube kanalı yapmalarına, Marmara'yı, İstanbul'u ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanettir. Bu proje milletimizin kutlu iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu proje hattı zatında bir proje değil, düpedüz bir soygun planıdır. Buradan oranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen yerli ve yabancı her kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Boşuna avuçlarınızı oluşturmayın. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum. O kutlu gün geldiğinde, milletimiz yetkiyi verdiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına güvenip de sakın ola bu hukuksuzluğa, sakın ola bu vicdansızlığa ortak olmayın. Sonra çok üzülürsünüz. Demedi demeyin. Buradan açıkça hem arkadaşlarımın huzurunda hem milletimin huzurunda açık net bir şekilde söylüyorum. Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, iktidar Kanal İstanbul fantazileriyle oyalanırken, müsilaj sorununu millet bahçeleriyle çözmeye niyetlenirken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor. Maalesef artık ülkemizin önündeki en büyük tehlikelerden biri de susuzluk. Bütün yapılan çalışmalar
İklim değişikliğinin sonucu olarak bu sene yaşadığımıza benzer kuraklıkları önümüzdeki yıllarda da yaşayacağımızı gösteriyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporuna göre sıcaklık artışları 2050 yılı için 2,5-3 derece civarında olacak ve bu yüzyılın sonunda 6 dereceyi bulacak. Bugün sıcaklığın 1 derece artması kum fırtınalarından kasırgalara, kuraklıktan aşırı yağmurlara, sayısız felakete neden olurken sıcaklık 6 derece arttığında yaşayacaklarımızı siz düşünün. Artık bir gerçeği kabul etmek zorundayız. İklim, kuraklık ve susuzluk anlamında dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'de ise önlem almadığımız takdirde her şey çok daha kötüye gidecek. Bu sözlerimi felaket tellallığı zannetmeyin. Tam tersine, eğer zamanında önlem alırsak çocuklarımızı susuzluğa mahkum etmemek hala elimizde. Yapmamız gereken tek şey hep birlikte adım atmak. Değerli dava arkadaşlarım, Dünya Bankası bulgularına göre küresel anlamda su tehdidinin en yüksek olduğu bölgelerden birinde yaşıyoruz. Üstelik sanılanın aksine su zengini bir ülke de değiliz. Dünya Kaynaklar Enstitüsü araştırmalarına göre su fakirliği konusunda 32. sırada yer alıyoruz. Çöl ülkesi olarak bildiğimiz Irak, Mısır, Sudan gibi ülkeler bile su kaynakları konusunda bizden daha iyi durumdalar. Nitekim DSİ rakamlarına baktığımızda durumun vahametini anlıyorsunuz. 9 yıl içerisinde ortalama yağışımız neredeyse yarı yarıya azalmış. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin raporlarına göre ise yalnızca 2020 Kasım ayında yağışlar normalin %49 altında gerçekleşmiş. Daha da kötüsü, bazı bölgelerde bu azalma yer yer %80'lere kadar çıkmış. Ayrıca bu yağış azlığı kurak olarak bilinen Güneydoğu illerimizde değil, tam tersine Ege ve Marmara bölgelerimizde gerçekleşmiş. Yani susuzluk şu an ülkemizin her bölgesini tehdit ediyor. Ülkemizde kullanılan toplam suyun %74'ü tarımda kullanılıyor. Tam da bu yüzden aç ve susuz kalmamak için üzerinde durmamız gereken politikaların başında tarımda suyun verimli ve etkin kullanılması geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar önlem alınmadığı takdirde 2050 yılına geldiğimizde ürünlerde %25 ila 50 arası verim kaybı yaşayacağımızı işaret ediyor. Verim kaybının ve makroekonomik kayıpların doğal bir sebebi olarak da tüm ürünlerin fiyatında ciddi artışlar olması bekleniyor. Yine Boğaziçi Üniversitesi'ne göre ürün bazında fiyat artışları önümüzdeki yıllarda %84'ü bulacak. Daha iklim krizinin başlarındayken bile gıda fiyatlarını kontrol edemeyen bu iktidar, krizin etkileri daha ciddi hissedildiğinde ne yapacak? Orası belli değil. Belli değil diyorum çünkü bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hatta bizzat Doğa Ana'nın kendi diliyle yaptığı uyarılara rağmen betona aşık, suya düşman olan bu iktidar bütün bu gelişmeleri görmemezlikten geliyor. Aziz millet, bütün bu yaşananlar rantiyecilerin, maden meraklılarının ve doğa düşmanlarının umurunda bile değil. Fabrikalar torpilli, JES'ler torpilli, HES'ler torpilli, altıncılar torpilli. Yaylalarımız, dağlarımız, ormanlarımız, tarım alanlarımız, sularımız, denizlerimiz velhasıl ekosistemi koruyacak, iklim değişikliğine direnecek ne kadar unsur varsa hepsi saldırı altında. İşte çok değerli kardeşimin bu kürsüden anlattıkları bir örnek. Artvin'den Aydın'a, Tunceli'den Sinop'a, Mersin'den Trakya'ya, Göller bölgesinden Çanakkale'ye, İkizdere'den Çanakçı'ya kadar cennet vatanımız acımasızca saldırı altında. Uzungöl yetmemiş gibi şimdi de Ayder'i yok etmenin peşine düşmüşler. Dünyanın en nadir doğal güzelliklerinden birine sahip balık yetiştiriciliği için bir derya olan Barhal Deresi'ne, Kamilet Vadisi'ne HES yapmanın peşine düşmüşler. Böyle insafsızlık olur mu? Böyle vicdansızlık olur mu? Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, buradan seni bir kez daha uyarıyorum. Kanal İstanbul'u bırak, Seyhan'ın, Ceyhan'ın, Sakarya'nın, Kızılırmak'ın,
suları ile Konya başta olmak üzere İç Anadolu'yu sulamayı düşün. Kanal İstanbul'u bırak, Fırat ve Dicle'nin suları ile Güneydoğu Anadolu'yu sulamayı düşün. Kanal İstanbul'u bırak, Çoruh'un, Aras'ın suları ile Doğu Anadolu ovalarını sulamayı düşün. Kanal İstanbul'u bırak, Meriç'in, Tunca'nın, Ergene'nin suları ile Trakya'yı sulamayı düşün. Kanal İstanbul'u bırak, Menderes'lerin ve Gediz'in suları ile Ege ovalarını sulamayı düşün. Kanal İstanbul'u bırak, terk ettiğin GAP'a geri dönmeyi düşün. Kanal İstanbul'u bırak, milletini, memleketini, torunlarımızın geleceğini düşün. Bu işten her beceriksizliğini örtmek için yaptığın gibi hata yaptık, milletimiz affetsin, hakkını helal etsin diyerek sıyrılamazsın. Bak ne dedi? Milletin sesi buradan ne dedi? Bütün emeklerimin karşılığı olarak hakkımı helal etmiyorum dedi. Bunu duysayın Erdoğan. Hadi kandırdın, hepimize helal ettirdin diyelim. Doğu Ana'dan nasıl laf dileyeceksin? Çocuklarımızdan, bu vatanı bırakacağımız sonraki nesillerden nasıl af dileyeceksin? Olmaz Sayın Erdoğan. Doğu Ana'ya ihanetin affı olmaz. Geleceğe ihanetin affı olmaz. Bu millet gün gelir o ağaçların, o suların, o ihanetin hesabını sana sandıkta sorar ve soracağını sen bilir misin, öğrendin mi bilmiyorum sarayda ne oluyor ne bitiyor. Saray dışına çıkmadığın için ama bu gözler biz arkadaşlarım o sandıkta o hesabın sorulacağını görüyoruz, biliyoruz ve inanıyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin doğasını kurtarmak hem de doğru ve planlı bir şekilde yeşil ekonomiye geçmek zorunda. Bu sadece doğamız için değil, fakirleştirilmiş ve sağlıksız gıdalara mahkum edilmiş milletimizi bu cendereden kurtarmak için de hayati öneme sahip. Ama su meselesini çözmek öncelikle samimiyet ister, kararlılık ister. Liyakatli kadrolar, vizyon sahibi bir yönetim anlayışı ister. Önce millet, önce memleket diyen bir iktidar ister. İşte bunu diyenlerin tamamı bu salonda. Bir bölümü bu salonda. Biliyorsunuz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü diye bir kurumumuz var. Cumhuriyet tarihi boyunca dağa taşa adı yazılmış çok önemli bir kurumumuzdur. Daha geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Dedi ki, DSİ'de işe alınacak topograf, laborant, hidrolog gibi teknik personel sınav yerine kura ile belirlenecek. Zihniyete bakar mısınız? Su gibi önemli bir konuda uzmanlık gerektiren personel KPSS ile değil kura ile işe alınacak. Yani teknik bilgisi değil şansı olan işe girecek. Biz su konusu çok önemli diyoruz. Bu iktidar ise uzmanlık gerektiren kadroların alımında bile kumar oynuyor. Aziz milletim, böyle devlet yönetilmez. Bu kafayla bu meselenin altında kalırız. Bu zihniyetle susuzluk sorunumuzu çözemeyiz. Bizim anlayışımıza göre toprak, su ve tarımsal üretim üçgeni bir bütündür. İnsanın gıdası tarım, tarımın gıdası sudur. Hepsi birbirine bağlı ve bağımlıdır. Bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalı, birlikte yönetilmeli, birlikte planlanmalıdır. İşte o nedenle İYİ Parti olarak yetkiyi aldığımızda tam olarak bunu yapacağız. Bu üçgeni bütüncül bir anlayışla ele alacağız. Bir bütün olarak toprak ve su yönetimi kurumsallığı içinde kısa ve orta vadeli planlama yapacağız. İşte yapacaklarımız. Küçük su, büyük su yönetimi ayrımı yapmadan tarla içi yapılarla beraber tarımsal sulama ve toprak kullanımını birlikte planlayacağız. İlk 7 yıl içinde yarım kalan bütün küçük ve büyük su yatırımlarını tamamlayacağız. Yaklaşık 3'te 2'si klasik ve kanalet sistem olan sulama yapılarının kapalı sistem dönüşümlerini başlatacağız. İlk 7 yıl için 2,5 milyon hektar sulanabilir arazinin suya kavuşması için projelerin yapım aşamalarını başlatacağız. GAP bölgesini özel olarak yeniden ele alıp bütüncül bir yönetim tarzı benimseyeceğiz. Büyük su projeleri tamamlanmış ama ana taşıma kanalları ise devam eden veya yapılmış olan yatırımları tamamlayıp hızla
tarla içi basınçlı sulama sistemlerini devreye sokacağız. Kuru tarım bölgelerinde üretim planlaması yapıp, ülke içi master planlar doğrultusunda ürün ve üretim çeşitlerini yeniden planlayacağız. Göller bölgesinde ve özellikle kuru tarım bölgelerinde yeraltı akiferlerini koruyacak, aşırı tüketimi önleyecek tedbirler alacağız. Ülkemizde kullanılan toplam suyun %74'ünü oluşturan tarımsal su tüketimini kısa vadede %50'ye, orta vadede ise %25-30'lar seviyesine çekeceğiz. Son 16 yılda kaybedilen 4.2 milyon hektar arazinin en az 1/3'ünü ilk 7 yıl içinde yeniden tarıma kazandıracağız. Tarımdan kopardığımız her tarım arazisinin ve her metreküp suyun bize ithalat ve borç olarak geri döndüğünün bilinciyle birinci, ikinci ve üçüncü sınıf arazilerin tamamını, dördüncü sınıf arazilerin ise özellikle dikili olanlarını ulusal gıda güvenliği kaynağı olarak kayıt altına alacağız. Bu arazilerin hiçbir biçim ve şekilde tarım dışı amaçlarla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela Niğde'de bir çiftçi geldi, devletten bir yer kiralamış, bir tarım arazisi, ekin ekmiş, ekinlerini sökmüşler. Şimdi hep devlet deniliyor bu işlere. İktidar mensupları oraya yapı yapacaklarmış. Hani seni beğenmedik, başka birine verdik diye tarıma yönelik de bir şey değil. Beton yapacaklarmış, bina yapacaklarmış. Arkadaşın, bütün o çiftçinin ekinlerini sökmüşler. Zaten Niğde'ye yağmur yağmamış, ekin tarlada kalmış görünüyor. Ve o kiraladığı yerden de o gençten bir arkadaşı çıkarıyormuş. Bana diyor ki, devlet benim sesimi duymuyor, sen bu sesi duyurur musun? Ya bu kadar çok karşılaşıyoruz ki, o kadar çok fazla karşılaşıyoruz ki böyle insanlarla. Benim içim acıyor da bu insanlar, bu bizi yönetenler nasıl duymuyor bunu, bunu da anlayabilmiş değilim. Milli güvenlik unsurlarının tabi olduğu istisnasız koruma sistemine dahil edeceğiz. Toplulaştırma çalışmaları sürerken gönüllü toplu tarım projesini derhal uygulamaya koyacağız. Bu projeyle arazilerini gönüllü olarak öngörülen üretim biçim ve modeline uygun biçimde kullanmaya başlayan çiftçilere özel çiftçi statüsü üzerinden her türlü destekleme ve ayrıcalığı sağlayacağız. Bu şekilde ilk etapta 3 milyon hektar araziyi proje kapsamına alıp üretimde en az %15 ile %25 arasında artış sağlayacağız. Bu iktidar döneminde su akıyor, onlar ise sadece bakıyor. Varsın onlar, memleketimizin önemli meseleleri karşısında öyle baka dursunlar. İyilerin iktidarında su akacak, çiftçi harman yapacak. Su akacak, hayvan yetiştiricisi harman yapacak. Su akacak, tüccar harman yapacak. Su akacak, sanayici harman yapacak. Su akacak, Türk yapacak. Sulanabilecek bir karış vatan toprağı bile susuz bırakılmayacak. İçiniz rahat olsun. Aziz milletim, Fatih Sultan Mehmet Han adaletle devlet ilişkisini anlatırken diyor ki, aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür. Yüzlerce yıl önce yapılan bu tarifteki hikmeti bugün ibretle anlıyoruz. Devlet idaresindeki akıl susmuş, ahlak kalmamış, adalet can çekişiyor ve koskoca Türk devleti partili cumhurbaşkanlığı denen bu ucube sistemin pençesinde ayakta kalmaya çalışıyor. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin öncelikli sorunu partili cumhurbaşkanlığı sistemidir. İktidarın çarpık zihniyetinin başımıza bela ettiği ve bugün doğamızdan mutfağımıza, işimizden sağlığımıza, her alanda dertlerimizin artmasına neden olan bu ucube sistemin ta kendisidir. Çünkü yapısı itibariyle, işleyişi itibariyle akıldan yoksundur. Biz akıldan, bilimden, liyakatten yanayız. O yüzden tek adam değil, ortak akıl diyoruz. O yüzden ben ne dersem o olur değil, Türkiye milletin evinde milletimizle birlikte yönetilir diyoruz. O yüzden
milletin kürsüsünde sözü milletimize bırakıyoruz. İl il, ilçe ilçe emekçilerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza kulak veriyoruz. Kadınların, gençlerimizin, işsizlerimizin dertlerini dinliyoruz. İşte bu ortak aklın adına da iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Türkiye potansiyeli olan bir ülke. Türkiye güçlü, zengin ve mutlu olmak için ihtiyacı olan her şeye sahip bir ülke. Ancak bu potansiyeli bu ucube sistemle harekete geçiremeyiz. O nedenle ilk sandıkta memleketin enerjisini çarçur edip insanlarımızın umudunu öldüren bu beceriksizliğe, bu umursamazlığa dur diyeceğiz. Türkiye'nin potansiyelini milletimize zenginlik olarak döndüreceğiz. O zenginliği eşe dosta değil, doymak bilmeyen o beş müteahhite değil, aklın ve hakkın işaret ettiği şekilde her bir vatandaşımıza yaşatacağız. Değerli dava arkadaşlarım, vakit yaklaşıyor. Milletimizin desteğiyle İyi Parti her geçen gün büyüyor. Millet iradesinin o kutlu rüzgarıyla İyi Parti geliyor. Gittiğimiz her yerde aynı sesi duyuyoruz. Millet bizi çağırıyor. Kimse merak etmesin. Bu zor günler geçecek. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Biz hazırız. Vizyonumuzla, projelerimizle geliyoruz. Liyakatli kadrolarımızla milletimizin hak ettiği o güçlü, zengin ve mutlu Türkiye'yi milletimizle el ele inşa etmeye geliyoruz. İyi Parti iktidarı yaklaştıkça iktidardakilerin kimyaları bozuluyor. Yolun sonu göründükçe yalanların, iftiraların dozu artıyor. Güneş ufukta yükseldikçe korku bacayı sarıyor. Ama nafile, o sandık er ya da geç gelecek. O sandık gelecek ve milletimizin herkes ferasetini görecek. Biz Mevlam neyler neylerse güzel eyler diyenleriz. Biz işte o güzelliğe talibiz. Biz milletimizin iradesine teslim, emrine amade olanlarız. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bizim yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Toplantıyı kapatıyorum.